Merhaba herkese. Merhaba herkese. Evet, ben dedim yayının başında çok heyecanlıyım. Sevgili canım Hebra hocamla birlikte. Yok, Çok güzel ne sohbet heyecan yapıyorsun? Heyecana gerek yok. Çok güzel bir sohbet yapacağız. Ben Evet. pandemiden beri ilk defa bir canlı yayına katılıyorum Instagram'da. Herhalde bir 3,5 yılı geçti. Evet hocam, ben hep sahneye çıkarken de bir şey anlatacak olurken hep heyecanlanıyorum. Çok hoşuma da gidiyor zaten bu heyecan bende de olması. Güzel bir şey katıyor bana da. Motivasyon. Peki. Harika. Herkes hoş geldi. Evet, hepiniz hoş 3,5 yıldan sonra sevgili Aybike'nin teklifine hayır demek istemedim. Çünkü tüm öğrencilerim benim için çok değerlidir. Aybike de çok değerli, profesyonelce çalışmalar yürütüyor. O yüzden sinerjilerimizi hem birleştirelim dedik. Hem de zaten kendisinin soruları vardı bana. Gündelik rutinler ve daily wellbeing ürünleriyle ilgili. Ne kadar güzel, takipçilerimizin de soruları varsa böyle bir sorma imkanı olsun diye bir araya geldik. Teşekkür ediyorum davetin için Ben de Aybike'ciğim. davetimi kırmadığınız için çok teşekkür ederim hocam. Çünkü çok önemli bilgiler konuşacağız bence bugün. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım, evet. Öncelikle şey söyleyeyim. Biz birinci ve ikinci bölüm diye bir ayrım yaptık. Biz birinci bölümde benim sorularımı yönlendireceğim. Bazı sorularım var Ebru hocama. Sonra da sizlerden alacağız. Eğer sizlerin soruları varsa yazın. Ondan sonra sizlerin sorularını da Ebru hocam cevap verecek. Tamam. Ben sizin kitabınızdaki bir cümleyle başlamak istiyorum hocam. Çok Hangi dikkatimi kitapta? çekmişti o zaman. Genleriniz kaderiniz değildir kitabı. Hep böyle orada ilk paragraflardan biriydi şu an. Hangisiydi hatırlamıyorum ama hepimiz yaşamımızda mutlu olmak istiyoruz aslında diye bir şeyimiz vardı. Yani işte sorduğumuzda ne yapmak istiyorsun diye biz mutlu bir hayat, sağlıklı bir hayat, huzurlu bir hayat istiyoruz aslında. Tabii. Bu yaşama evet çok güzel geliyor kulağa ama bunu nasıl dediğimizde işte orada artık bizim karşımıza günlük rutinler ortaya çıkıyor. Ve benim de çok sizin eğitiminizle birlikte fark ettiğim, daha önce hiç fark etmemiştim çünkü ve hayatımı aldıktan sonra bambaşka bir kapı açan bana günlük rutinlerden biraz bahsedebilir misiniz Ne hocam? mutlu bana, ne mutlu bize, akademideki eğitmenlerimize. Sen biyointegratif nefes terapisi sertifika programını bitirmiştin diye Evet hatırlıyorum. hocam. Evet doğru. Çok güzel bir eğitim serimizdir o. Günlük rutinler şöyle ki çok önemli. Biliyorsun ben de profesyonel hayattan geliyorum. Çok stresli bir iş hayatından geliyorum. Ve ne zaman gündelik rutinleri, bunlar ne diyeceksiniz tabii, merkezi sinir sistemini ve beden zihin bağlantısını kuran ve sindirim sistemini dengeleyen özetle ve solunum sistemini dengeleyen bazı rutinleri uygulamaya başladıktan sonra bedenim, zihnim, yani hem protein bedenim, hem zihin bedenim, hem duygularım, ilişkilerimin kalitesi, enerjim, hepsi değişti. Ve son derece dramatik bir şekilde, dramatikle kastettiğim şey çok etkili bir şekilde değişti. Ve önce buna çok bir anlam veremedim. Sonra tabii işin detayına inmeye başladım. Biliyorsun Chopra Center Üniversitesi'ne gittiğimde bu işin bilimsel olarak neden benim beden ve zihnimde bu şekilde etki yapmış olduğunu detaylarıyla öğrenmiş oldum ve ikna oldum. Arkadaşlar gerçekten ikna oldum çünkü gerçekten kronik huzursuz bir zihne ve o yaşıma kadar, o yaşım derken ben bu rutinlerle 36, 37, 38 yaşlarındayken tanıştım. Hiç öyle bilgim olmamıştım. Hiçbir zaman sindirim sistemim her gün konforlu bir şekilde çalışmamıştı o yaşıma kadar. Dolayısıyla gündelik rutinler dediğimizde nasıl temiz beslenme ilkelerinin ne kadar önemli olduğunu bir sürü platformda dinliyorsunuz. Veya işte mindfulness denilen tekniklerin ne kadar önemli olduğunu, stres yönetimi tekniklerinin ne kadar önemli olduğunu dinliyorsunuz. Bedenin aslında bir bütün olduğunu idrak ettim. Egzersiz yapmak çok güzel bir şey, çok faydalı bir şey kas gruplarımız için, kas tonüsü için vesaire ama zihni de merkezi sinir sisteminde, sindirim sisteminde hepsini bir bütün olarak dengelemek lazım. O yüzden gündelik rutinler özetle
bizim her gün düşünmeden otomatik olarak yaptığımız ve her yaptığımız gün mikro adımlar diyorum ben buna. O mikro adımları her gün tekrar etmeye başladığımızda kendinizi bir ay sonra, 6 ay sonra veya 6 sene sonra her geçen gün çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Gündelik rutinler, subconscious mind dediğimiz bilinçaltımızın aslında otomatik olarak entelektüel zekamıza hiç düşünmeden yaptığı, aynen sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkamaya gitmek için düşünüyor muyuz? Hayır, otomatik yaptığımız araba kullanırken öğrenene kadar veya bisiklete binerken, paten kayarken öğrenene kadar öğrendikten sonra düşünmeden yaptığımız biliyorsunuz eylemler oluyor. İşte gündelik rutinler düşünmeden yaptığımız ama beden ve zihin dengesini ve merkezi sinir sistemini de aynı zamanda son derece etkileyen, destekleyen rutinler. O yüzden çok önemli. O gündelik rutinler ve her gün yapmaya başladığınızda kronolojik yaşınızda, biyolojik olarak her geçen gün geriye doğru gitmeye başlıyorsunuz. Güzel bir şey değil mi? Kesinlikle. Yani hocam ben ona bir şey söyleyeyim. Mesela ben 36 yaşındayım şu anda. Bir yaş analizi yapılmıştı bana. 22-20 yaşlarında falan çıkmıştım yani öyle diyeyim birkaç ay önce. Yani, muhteşemsin, muhteşemsin. Yani ben de yani kaç yaşındayım şu an? Göstermiyoruz. Kimse inanmıyor yani bu yaşta olduğuma bile şu an. Göstermeyelim zaten. Niye gösterelim ki? Evet. Yani inanılmaz derecede ben hani günlük rutinler olarak işte nefes falan hep hayatımdaydı ama sizinle birlikte işte hem Ömer Hoca ile birlikte hem Tibet hayatıma katıldı. Hem zaten Çok sabah güzel. kalkar kalkmaz ilk işim dilimi şey yapmak, Tabii. hemen almak. Ve ondan sonra bütün Ayurveda'daki kullanılan tüm malzemeleri yani kullandığım andan itibaren tamamen değişti yaşamım. Evet. Çok 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 Benim de. önemli bir noktaya bizi getiriyor yani kesinlikle. Ben bu yüzden size çok teşekkür ederim hayatıma girdiğiniz için. Canım şifa olsun. Sen inisiyatif kullandın, bilgileri öğrendin ve uygulamaya başladın. Ben özellikle değerli izleyenlerimize şunu söylemek istiyorum. Gündelik rutinler deyince ben genleriniz kaderiniz değildir kitabında yaklaşık 30 farklı rutin yazdım. Bu 30 farklı rutini ben her gün uyguluyor muyum? Hayır, böyle bir şey mümkün mü? O zaman hiç çalışmayıp ben bütün gün rutin yapayım. Böyle bir şey yok. Bana en iyi gelen, faydalarıyla en fazla ilgilendiğim rutinleri her gün yapıyorum. Bunları da size anlatacağım neleri yapıyorum. Bazı rutinleri haftada bir iki yapıyorum. Bazı rutinleri 6 ayda bir yapıyorum. Mesela duygusal detoks protokollerine artık hani çok fazla ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duyarsam yapıyorum. Dolayısıyla gündelik rutinleri neler olduğunu bilirseniz, semptomlarınıza göre, fiziksel ve zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarınıza göre içlerinden seçip mikro adımlarla hiç öyle zihninizde bu işi büyütmeden, dallandırmadan, budaklandırmadan günde sadece 5 dakikalık bir rutinle başlayıp onun faydalarını deneyimledikçe motive olup acaba bir tane daha ne yapabilirim? Acaba sabah bir 5 dakika rutinim var. Akşam da yatmadan bir 5 dakika rutin daha katabilir miyim diye düşünerek motive olarak faydalarını deneyimleyerek zaman geçtikçe bir sürü rutini hayatınıza bir bakmışsınız, katmışsınız ve onlar sizin yaşam tarzınızın bir parçası olmuş. O yüzden hiç direnç göstermeden, korkmadan, benim zamanım yok ki gibi ağzımızdan çıkanlar biyolojimizi etkiler biliyorsunuz. Ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim. Ben her zaman şunu demeye gayret ediyorum. Benim istediğim her şeyi yapmaya yetecek kadar yeterince zamanım, enerjim ve param var. Bunu her zaman söylerim. Güzel Evet. işler. Kesinlikle işliyor. Çok doğru hocam. Peki nereden başlasın izleyenlerimiz? Böyle bir günlük rutinlerden bahsettik ama böyle bir ufak ufak başlasalardı, nereden başlasalar sizin için önerileriniz neler? Aynı Ekecim, benim en çok önem verdiğim rutinler sabah rutinleri. Yani sabah güne girerken, güne başlarken özellikle ağız ve burun hijyeniyle başlamak çok akıllıca bir fikir. Çok akıllıca bir fikir. Mesela Daily Wellbeing ürün yelpazesini biliyorsun, ben bu yüzden çıkardım. Çünkü Türkiye'de rutin yapalım dediğimizde bulamadım.
Yani böyle bir marka yoktu Türkiye'de. Şöyle biliyorsun, Daily Wellbeing'in ağız, burun, sinir, sinciler kiti var. Evet. Bu kiti açtığımızda içinden sende de vardır Bende de var, detoksiye gösterebilirim. sıyırma aparatı. Evet. Hepsi vardır. Böyle Evet. bir detoksiye sıyırma Aynen, aparatımız hemen çıkıyor. Çok ben de önemli koydum bir. Evet, yani dişinizi fırçalamadan önce günde sadece 30 saniyenizi alacak bir rutin. Ama bu 30 saniye arkadaşlar bağışıklık sisteminizi zamanla güçlenmesini sağlıyor. Yemek, ana öğünler arasında abur cubur yeme isteğinizi zaman içerisinde son derece minimize ediyor. Dilin üzerindeki tat alma reseptörlerini açtığı gibi sindirim sistemine de o detoksin sıyırma aparatını kullanırken sindirim sistemindeki bütün organlarına masaj yaparak kalın bağırsaklara eğer dışkılamaya hazır bir birikim varsa yürümeye, tahliye yoluna doğru yürümesini sağlıyor. Bakın 30 saniyelik bir şey arkadaşlar. Ayrıca ben şimdi seni görmediğim için bilmiyorum. Aldın mı eline Evet detoksin evet sıyırma ben de aldım aparatını? tabii. Hocam şeyde derste eklediğiniz bir şey söylemek istiyorum. Ben onu çok dikkat ettim çünkü. O Bak. zaman derste demiştiniz ki siz eğer sevdiklerinize bir hediye almak istiyorsanız dil sıyırma aparatı alın. Evet. Evet. Ben de öyle yapmıştım yani, herkese söylüyorum bunu şimdi gördüğümde. Ya çok iyi yaptı. Çünkü herkesin diş fırçası gibi kendine ait bir dil sıyırma aparatı olmalı. Ve mümkünse bu aparat Daily Wellbeing ürünlerindeki bir medikal çelikten, mikrop tutmayacak olan bir malzemeden imal edilmiş olanları tercih etmenizi öneririm yani. Kesinlikle. Evet. Ben şimdi sürekli seyahat halinde olduğum için bir Anamur'a gidiyorum, bir İstanbul'a gidiyorum. Bir tane oraya aldım, bir tane buraya aldım. Tabii benim evde bir de seyahat çantam da var. Aynen. Sonra biliyorsun ayurvedik ağız Ben bakım yağımız var. de. Ayurvedik ağız bakım yağımız da özellikle şelasyon dediğimiz kanımızdaki atom altı metal parçacıklarını toplaması, cildimizin güzelleşmesi, ağız hijyenimizin ve sağlığının dengelenmesi için 5 dakika çalkalamanız yeterli. Ama eğer diş eti kanaması varsa, özellikle hamilelikte diş eti kanamalarına çok rastlıyoruz veya ağzınızda çok sürekli apse çıkıyorsa, ağız içinde yara varsa 10 dakika, 15 dakika günde 2 defa akşam yatmadan önce de yatmanızı öneririm. Ama bunlar ağızlarının içinde problem yaşayan izleyenlerimiz için ağızlarıyla ilgili diş eti çekilmesi olmayan bir problem yaşamayanlar için de günde sabahları dil toksin sıyırma aparatını kullandıktan sonra bir kapak bundan alıp 5 dakika boyunca çalkalayacak, yukarı aşağı doğru sürekli o tükürük bezlerinin çalışmasını sağlayacak şekilde hareket halinde bırakarak çalkalamanız ve daha sonra çöp tenekesine tükürmeniz yeterlidir. Ne işe yarıyor ağız bakım yağı? Bir kere bu ayurvedik ağız bakım yağının baz yağı susam olduğu için tükürük bezlerimiz vasıtasıyla derhal kana karışarak oradaki metal birikimlerine atom altı metal birikimlerini kendine bağlayarak tekrar ağza alıyor ve o ağzınızda o yağ ikinci, üçüncü dakikadan sonra beyaz bir köpük haline gelmeye başlıyor. Ve dişlerinizi beyazlatır, diş eti çekilmelerini önler ve ağız florasını çok yüksek bir noktaya getirir. Aybike, ben özellikle ağız florasından bahsetmek istiyorum. Çünkü Bir de ben soracağım. sen çok iyi biliyorsun bunu derslerden. Değerli izleyenlerimize de söyleyelim. Ağzımız sağlığın giriş kapısıdır. Ağzımız dönüşümün, transformasyonun giriş kapısıdır. Ağzımızdan içeri aldığımız gıda maddeleri ve ağzımızdan dışarı çıkan sözler dönüşümü başlatır. Ve ağzın içindeki flora, akciğer florası ve sindirim sistemi florasıyla direkt zincirleme bağlantılıdır. Dolayısıyla yani benim yaş grubum hatırlar, eskiden doktora gittiğimizde dilini çıkar deyip dilden tedavi yapılırdı biliyordum. Tedavi diyorum, pardon, teşhis Teşhis konulurdu. konu. Hani dilin dilin temizliğinden, şeklinden, dildeki işte o yarıklardan kişinin bünye tipiyle ilgili tahliller yapılır. Dolayısıyla sabah sadece işte şu 30
saniye. Vaktiniz varsa duşa falan girerken genelde ben ağzının içine atıyorum bunu. 5 dakikada ayurvedik ağız bakım yağıyla çalkalama yapmak, tahmininizin ötesinde bağışıklık sisteminizi destekleyen bir gündelik rutindir. Kesinlikle. Ve bana diş hekimim hocam ne kullanıyorsun dedi. Bana da dedi. Sonra diş hekimi bu ürünleri kendi muayenehanesinde, kliniğinde satmaya başladı. Ben de ona hediye ettim zaten. Ne kadar iyi yapmışsın. Sonra sinüslere geliyoruz. Buruna geliyoruz. Sinüs temizliğine geliyoruz. Sen çok iyi biliyorsun. Nefes terapisti olarak, biyointeraktif nefes terapisti olarak. Burun, sağlığın ana giriş kapılarından bir tanesi. Özellikle merkezi sinir sisteminin, yani parasempatik sinir sisteminde belirleyicisi burun nefesi. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. O yüzden ağızdan nefes alınmaması, gün boyunca burun nefesini destekleyici. Biliyorsun, nasya yağımız var. Ben de göstereyim. Sen de göster. Alameti farikam. Yani gerçekten bak, bir tane yatak odasında komodinimin, yatak başucumun hemen üstünde, bir tane çantamda, bir tane de çalışma masamda bunu tutuyorum. Özellikle kış boyunca kaloriferlerin kuruttuğu odanın içindeki hava, kuruyan hava neticesinde burun mukozalarınızın içi, arkadaşlar, eğer kurumaya yüz tutarsa nefes alıp vermeniz zorlaşır. Otomatik olarak daha da kurursa ağız nefesine geçersiniz ki bunu asla istemeyiz, ağız nefesi yapmayı. O yüzden nasya yağı burnun içindeki doğal nem dengesinin korunmasını sağlayan çok pratik bir yağımız. Bir de biliyorsun, ben özellikle bu hafta tekrar yapmaya başladım. Bütün yaz boyunca yapmamıştım. Nedir bu? O da hocam, ben bir onu bir şey, hayatıma şey yapalım, itiraf ediyorum. Ben de seneler sonra edebildim. Evet, en zoru bu galiba, benim için öyle oldu yani. Senin için olabilir. Benim için. Ama ihtiyaç saatleri için ne olduğunu, bu çaydanlığa Evet. benzeyen garip aletin ismi Gördüm. Netipot. Netip. Eskiden Türkiye'deki sıhhiyeciler kullanırmış, Alaaddin diyorlarmış buna. Benziyor. Evet, Alaaddin'in sihirli lambasına benziyor. Arkadaşlar, bu sinüsleri temizleme pompalarını bilirsiniz. Bu sinüs temizleme çaydanlığı diyorum ben buna. Netipot orijinal ismi. Bunun içine ılık deniz suyuyla hazırlanmış suyumuzu koyuyoruz ve lavabonun üstünde burun deliğimize şu ağzında yayarak önce sağ solda sol burun deliğinden bu tuzlu suyu bütün sinüslerimizi yıkamasını sağlıyoruz. Ne işe yarıyor? Birincisi, migren ağrılarına, nezle ve gripal durumlardaki sinüslerin tıkanıklıklarının açılmasına, çok sık nezle olan çocuklarınız varsa, sık sık bağışıklık sistemi düşüp işte grip olan, öksüren, onların bağışıklık sisteminin ve solunum sistemlerinin temizlenmesine ve sinüslerde bir kalkan oluşturulmasına olanak sağlar. Ben şimdi okullar açıldı, çocuklu bir evde yaşamıyorum ama sonuçta yaz mevsiminden kışa giriyoruz. Hava değişimlerinden vücudumuz çok hızlı bir şekilde etkilenebiliyor. O yüzden koruyucu olarak her gün yapmasam bile haftada 3-4 bunu sabah kullanıyorum veya ihtiyaç hissettiğimde kullanıyorum. Haklısın Aybüke. İlk kullanımında biraz böyle başın üzerinde şurada basınç ve baskı oluyor sinüsler açılana kadar. Ama inan, ikinci, üçüncü günden sonra o bir daha asla olmuyor ve Tamam, alışıyorsunuz. tekrar deneyeceğim hocam bunun üzerine. Ne olur dene. Çünkü diyeceksin ki düzgün yaptıktan sonra diyeceksin ki ben bugüne kadar nefes almamıştım diyeceksin. O kadar açıyor Evet. sinüsleri. Bir de Tamam onu canım. şeyde demiştiniz ya, iyice boşaltmamız gerekiyor. Onu özellikle söylemişsiniz, kafayı aşağıya şey. Bu çok önemli bir bilgiydi benim hatırladığım kadarıyla. Tabii. Bunu Güzel. lavaboda Daily Wellbeing web sitesinde ürünün içine girerse takipçilerimiz nasıl kullanılacağını gösteren video filmlerini görebilirler. Kullanım bittikten sonra da
Böyle ayaktasınız zaten. Başınızı şöyle aşağı eğip bütün sinüslerin, hani denizden çıktıktan sonra bazen kumda başımızı eğip ve burnumuzdan halen deniz suları akmaya devam eder ya, işte Evet. böyle tertemiz pırıl pırıl sonra bir ayağa kalkıyorsunuz. Bir nefese bir çekiyorsunuz. Aman Tanrım diyorsunuz, ben daha önce nefes mi almamışım? Nasıl gürül gürül o soluk sisteminiz temiz bir şekilde akciğerlerinize o soluk iniyor? Evet, zaten hocam günlük hayatta çok fazla ağız nefesi kullanıyormuşum. Ben de yapıyormuşum hiç fark etmeden. Tabii. Ve burnumun çok açıldığını fark ettim zaten direkt burun nefesine geçince. Nasya yayıyla zaten Tabii. inanılmaz. Tabii. Şimdi bir de üzerine çok güzel olur. Yani biliyorsunuz zaten burun nefesi nitrik oksidi, sinüslerdeki nitrik oksidi aktif Sanırım. hale getirdiği için bütün damarlara da bir vazodilasyon, açıcı efekt, aynen karbondioksit gibi Evet. yapar. Kesinlikle. Onunla birlikte hocam da sindirim sistemimizin de ben çok önemli olduğunu sizle öğrendim. Yani en önemli yere getirmemiz gerektiğini ve bunu aslında ayurvedik baharatları kullanarak nasıl başarabileceğimizi de gördüm. Belki biraz o çaylardan, biraz baharatlardan da bahsetmek istersiniz. Çünkü çok bir fark yaratıyor sindirim sistemimizde. Evet, bağışıklık sistemimizin evi sindirim sistemi. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla sindirim sistemimiz ne kadar dengedeyse, sadece fiziksel bedenimiz değil, duygularımız ve düşüncelerimiz de o kadar dengede. Çünkü sindirim sistemimizde sadece ağızdan yediklerimizi sindirmiyoruz. Sindirim sistemimizde beş duyumuzla dünyayı algıladığımız her şey sindirim sisteminde aslında metabolize oluyor. O yüzden aşık olduğunuzda karnınızın içinde kelebekler uçuşuyormuş gibi hissedersiniz, öyle değil mi? Evet. Her şey bağlantılı aslında. Tabii ki. Sindirim sistemi çok önemli. Her gün konforlu bir sabah dışkı tahliyesiyle birlikte güne başlamak son derece önemli. Eğer kabızlık varsa bu verimlilik ve yaratıcılığı da son derece gölge düşürüyor biliyorsun. O Evet. yüzden biz Daily Wellbeing'de 7 farklı çay ürettik. Daily Wellbeing çaylarının diğer markaların çaylardan en büyük farkı şu, değerli izleyenler, sen çok iyi biliyorsun ama söyleyeyim. Daily Wellbeing çaylarının içinde aslında bildiğimiz çay yapraklarına dair hiçbir şey yok. Daily Wellbeing çayların hepsi muhtelif baharat karışımlarından oluşuyor. Çünkü baharatlar sindirim sistemini çok destekler ve baharatları yemek öncesi, yemek sonrası veya gün boyunca neye ihtiyacınız varsa onları tüketmeye başladığımızda sindirim sisteminiz otomatik olarak düzelir. Mesela benim her gün içtiğim şu elimde gördüğünüz ayurvedik detoks çayı şu an masamda, göstereyim, onu da göstereyim. Benim termoslarım da çünkü alamet-i farikamdır. Evet, Şöyle ben de girer termos bir aldım hocam zaten sizin sayenizde. böyle 1-1,5 litrelik bir termosunuz olsun ofiste, evde ve bu baharat karışımlarından ben sabah indiğim gibi ofisime önce bu çaylarımdan o gün hangisini içeceksem onu demlerim, masama koyarım, suyumu koyarım, bardaklarımı hazırlarım ve bilgisayarımı öyle açarım. Çünkü hepimiz yoğun çalışıyoruz. Biliyorum bazen bilgisayarımı açtıktan sonra susayıp da eğer masamda su yoksa veya çayım hazır değilse bazen bir saat geçiyor ve mutfağa gidemiyorum. Evet. Ama bu olmaz yani. Evet. Bu olmaz. Ben buna izin veremem. O yüzden ilk yaptığım şey hemen önce çaylarımı hazırlamak. Ayurvedik detoks şeyini anlatayım mı? Valla anlatacağım çünkü Ayurvedik detoks çayı yani inanılmaz güzel bir çay. Ben zaten sizle birlikte ben de başladım. Her gün mutlaka kulu içiyorum ben de. Çok inanılmaz faydasını gördüm. Evet, Ayurvedik detoks çayı 3 farklı baharattan oluşuyor. Düzenli içtiğiniz zaman yemek sonrası şişkinlik, yemek sonrası mide ekşimesi, gaz gibi oluşumları nötralize eder, önler. Ve her gün tükettiğiniz zaman Ayurvedik detoks çayını cildiniz güzelleşmeye başlar, parlamaya başlar. Arkadaşlarınız gelir size der ki, cildin ne yapıyorsun, nereye gittin? Hep soruyorlar. Tabii, aynen. Bu her gün tükettiğim Ayurvedik detoks çayı. Mevsime göre de değişiyor biliyorsun çaylar. Evet. Mesela yaz boyunca pita çayını hep demleyip buzla birlikte Ben de. tükettim, soğuk soğuk. Çünkü serinletir. Mesela menopozlu danışanlarımıza
Bunu veriyoruz sıcak basması yaşayanlara. Bunu veriyoruz çünkü serinletme Evet. özelliği var. Mide ekşimesini önleme özelliği var. Bence de şu an vata çayı var hocam. Vata Bak. çayı yanımda. Ben de bu ara onu kullanıyorum özellikle. Evet. Çok iyi yapıyorsun. Çünkü vata çayı kış çayıdır. Gene sindirim sistemini çok destekler. Gene peklik sorununa son derece iyi gelir. Gaz ve mide şişkinliklerini önler. Ve aynı zamanda da zihni daha dinginleşmesini sağlar vata Evet, çayı. gerçekten. Özellikle kış boyunca yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'ta bol bol vata çayı tüketebilirsiniz. Ama sürekli kabızlık yaşayan eğer izleyenlerimiz varsa vata çayından her gün büyük bir fincan, 2-3 büyük fincan rahatlıkla içebilirler. Bütün işte içindeki baharatlara baksınlar. İçindeki baharatlara herhangi bir alerjileri olmadığı sürece bunlar baharat karışımı arkadaşlar. Ama ben şimdi bir çok sevdiğim bir çayımı göstermek istiyorum. Hayır, bu pembe kutu duygusal detoks çayım. Onu kullanmadım hocam ben. Nasıl seviyorum. Rengi de pembe bunun, Evet, çok demlediğinde de pembe güzel. oldu. Bunu Çok kokusu, güzel bunu görünüyor. içtiğimde genelde geceleri bunu tercih ediyorum. Duygusal detoksa ihtiyacım olduğunda rahatlatıyor ve geceleri bir de rahat uykuyu uyumayı sağlayan gece çayımız var. Özellikle uykusuzluk çekenler için hazırladığımız. Onun dışında da kafa çayımız var. Zayıflama çayı, metabolizmayı hızlandıran, ateş elementini bedenimizde yükselten ve immün sistemini en fazla destekleyen çay tabii Evet. zencefil. Ben de evet onu diyecektim hocam. Favorim yani kışın. Evet, şimdi artık yani Ekim sonu itibariyle bunu bol bol veya Ekim'de de Eylül'de de başlayarak günde bir bardak, iki bardak immün sistemimizi destekleyebilirsiniz. Baharat karışımları bende yanımda yok. Sende var mı? Bende vata baharat karışımı var. Tamam. Ben hepsini kullanıyorum. Hepsi var bende. Kapa var, pita var. Ben işte orada hangi işte neyi pişiriyorsam ona göre uygun baharatı kullanıyorum. Ve bunları kullandığımda hem lezzeti de artıyor zaten ve inanılmaz sindirim. Bu arada ben sizinle karşılaşmadan önce hocam bir kronik bir sindirim sistemi rahatsızlığım da vardı. Çözemiyordum bir Onu türlü. anlat bakayım sen şimdi, izleyenlerimiz de bilsinler nereden nereye geldin. Evet, yani bir türlü çözemiyordum. Şimdi ben sürekli işte kendiyle çalışan bir insanım. O zaman da zihnimle çalışıyorum, nefesle çalışıyorum, doktora gidiyorum falan. Yok, çözülmüyor. Bir şekilde bir sindirim sistemi problemi yaşıyorum. Ve şişkinlik, gaz problemi falan. Ve ben sizin çaylarınızı ve baharatları aktif olarak kullanmaya başladığımdan itibaren her şey o kadar düzenli ki. Yani sonrasında zaten anladım ne kadar vücuduma yükleniyormuşum. Vücudum rahatladı. Bir hafifledi. Daha böyle o neşe, sağlık, huzur onda daha çok aktif olmaya başladı bu sefer bende. O kadar güzel söyledin ki sindirim sistemimiz ne kadar hafifse o kadar neşeliyiz. Evet, Biliyorsun biz kesinlikle. derslerimizde çok güleriz. Çok eğlenceli geçiyor dersler, evet. Gerçekten. Hatta diyorum bu sefer özleyeceğim yani. Bir daha mı katılsam eğitime dedim yani. Canım benim, sen Wellbeing Derneği'ndin ki derslerimize katıl. Şimdi Wellbeing Derneği yaşamına hareket kat hocalarıyla dün akşam toplantı yaptık. Biliyorsun bizim bir derneğimiz var Evet birlikte evet biliyorum. kurduğumuz. Ve burada tüm üyelerimize haftada 10 bila bedel 10 tane stres yönetimi, yoga, nefes teknikleri, meditasyon, farklı hocalarla interaktif online canlı derslerimiz var düzenli. Ben de fırsat buldukça özellikle akşam derslerine katılıyorum. Çünkü bütün gün yoğun çalıştıktan sonra, akşam yemekten sonra şöyle bir fasya ağımı esneteyim, bir dinginleşeyim, yorgunluğumu atayım diye o yoga dersleri, yin yoga, özellikle yoga terapi nasıl iyi geliyor. Akşam derslerde buluşalım, Ekim'de başlıyor Tamam, dersler. tamam geleceğim hocam ona. Çok şu an tam ihtiyacım olan şey. Tamamdır, çok iyi oldu bu. Aa, bir de biliyorsun şunlar var. Rolon. Rolonlar var, Evet. getireceğim. Vücut nemlendirme ve masaj yağlarımız var. Böyle setler şeklinde satılıyor. Yanında şimdi masaj yok, pardon, var. Bir de böyle setlerimiz var. Mesela vata seti, pita seti, kafa seti. Bu setleri
Mevsime göre alabilirsiniz. Şimdi kışa giriyoruz. Kış mevsimi vata. Yani vata beden tipine sahip olmanıza gerek yok. Bütün beden tipleri kış mevsiminden etkilenir. Şimdi vatanın kutusunu açtığınızda tane ürün var. Vata çayı, vata mumu, vata baharatı ve vata masajı. Ben her gece saçımı yıkamam. Geceleri saç yıkamıyorum. Ama kesinlikle boynumdan aşağı böyle hafif ılık bir su dökünür. Bu vata masaj yağını kendime Abhyanga masajımı 5 dakikada yapar ve ondan sonra yatağa girerim. Hem kendimi daha iyi hissediyorum hem de bunu sürmediğimde sanki rahat uyuyor. Çok daha rahat uyuyorum arkadaşlar. Sen ne kullanıyor musun masaj yağı? Masaj yağını da hiç kullanmadım hocam ama bundan sonra ben de şu an bir düşünüyorum, evet, alacağım yani sanırım. Alameti farikalarımdandır. Peki hocam, peki şeylerden, şimdi izleyicilerimizden belki merak ederler. Vata mı, pita mı, kapa mı, ben hangisini alayım diye muhtemelen öyle bir soru işareti olacak akıllarında. Siz o konuda ne önerirsiniz? Öneririm. Web sitesine girdiğiniz takdirde ürünlerin hepsinin altında faydaları detaylı bir şekilde yazıyor. Faydalarını okuyun. İlgilendiğiniz faydaların ürünlerine doğru yönlenin. Ama bu arada web sitesinden, Yükselen Çağ Wellbeing Akademi web sitesinden doşa testine gidip beden tipinizi de bulabilirsiniz. Beden tipinize göre de satın alma yapabilirsiniz. Ama benim önerim faydalarını okuyun. Ve mevsime göre alın. Mevsimleri. Yani kış mevsimi vatadır. Kışın herkes vata ürünleri kullanabilir. Yaz mevsimi pitadır. Yazın herkes pita ürünleri kullanabilir. Detoks mevsimi bahar aylarıdır. Kıştan yaza geçmeden önce o aradaki Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'ın 15'e kadar hatta Mart 15, Haziran 15 arasındaki kafa denilen detoks mevsiminde fazla yağ hücrelerimizi tahliye ederek metabolizmayı hızlandırmak ve kilo verme peşine düşeriz hepimiz. O zaman da kafa, yani kilo vermek isteyenler kafa setini kullansın. İmmün sistemlerini yükseltmek isteyenler vata setini. Menopoza girmiş olan arkadaşlarımız, sıcak basması yaşayanlar, ciltlerinde işte roza, egzama gibi döküntüler olanlar, yani cilt hastalıkları olanlar, tabii ki de doktorun tavsiye ettiği ve verdiği ilaçlar gibi, bunlar tedavi edici özelliği değil, teskin edici özelliği olan beden zihin tıbbı ürünleridir. %100 doğal, içinde hiç sentetik bir şey yok. O yüzden de mevsime göre ben kullanıyorum. Ben kendim bir vatayım ama ben yazın sürekli pita masajı kullanırım ve salatalarıma hep pita baharat karışımından eklerim. Çünkü hakikaten serinleme ihtiyacım var. Şimdi kışın üşümeye başlıyorum. Vataya geçiyorum veya kafaya geçiyorum. Çünkü kafanın mesela baharat karışımı biliyorsun yakıcı tatlar. Yani ateş elementini yükselten dilimizin üzerinde ateş elementini böyle uyaran tatlar. Damak tadınıza göre, yemeklere göre şöyle bir öneri verebilirim ama. Yemeklere göre ayırabiliriz değil mi hocam? Sindirim sistemini direkt etkilediği için. Tabii. Mesela baklagiller gaz yapar. Demek ki baklagillerde arkadaşlar vata baharat karışımı kullanacaksınız. Çünkü vatanın içindeki baharat karışımları sindirim sisteminde gaz yapıcı etkisi bulunan o etkileri nötralize edip olabildiğince onları minimize ediyor. Mide ekşimesi olanlar pita ve sıcak basması yaşayanlar, zayıflamak isteyenler kafa baharat karışımı. Ben bazı mesela sebzeleri yiyemiyordum hocam. Çünkü ben de şişkinlik, gaz yapıyordu. Şimdi baharatlarla birlikte çok rahat bir şekilde yemeye başladım. Yani ondan sonra da bir sıkıntı yaşamıyorum. Bravo. Burada bir soru gördüm az önce. Hem zayıflamak istiyorsak hem menopozdaysak. Şimdi hem Sonra benim için birkaç zayıflamak soru var. olur. Ben şunu sen oku, ben şimdi şunu da cevaplayayım sen diğerlerini okurken. Hanımefendi sormuş. Hem zayıflamak istiyorsak hem de menopoz sürecinde sıcaklık
yaşıyorsa, sıcak basmaları yaşıyorsak önce ateş dengesini ayarlamak lazım. Yani sıcak basmalarını çoğaltmak hiç iyi bir fikir değildir. O yüzden siz pita serilerini kullanın. Pita baharat karışımını, pita çayını, pita masaj yağını, yani vücut nemlendiricisi ve masaj yağıdır bu. Vücut nemlendiricisi ve masaj yağı. Bu elimdeki vata, bunun pita yazılı olanını alın. Daha sonra da benim genleriniz kaderiniz değildir'deki o işte gündelik rutinleri tek 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 yapmaya başladığınızda zaten hareket ettiğinizde gelin derneğe üye olun, bizimle birlikte akşamları çok soft hareketler yapıyoruz ama fas yağımıza çok iyi geliyor. Yavaş yavaş zaten yağ hücreleri kendiliğinden gitmeye başlar. Hayat bir dengedir. Dengeyi bulmak için çok kendinizi zorlamanıza, irade çok kullanmanıza gerek yok. Düzenli nefes egzersizleri yaptığımızda, düzenli meditasyon yaptığımızda, bedenimizi destekleyici bu tür destekleyici ürünleri kullanmaya başladığımızda inanın, inanın çok daha kolay oluyor her şey ve keyifli oluyor. Kesinlikle. Ben bunu deneyimleyenlerdenim. Son bir senedir Eylül'den beri başlayan, 2023 Ekim'den beri başlayan Ne yolculuğumuzda güzel. hemen başladım. Ki ben de artık onu eğitimlerde, kendi eğitimlerimde falan da böyle ilk sıralara koyuyorum günlük rutinleri. Tam da böyle bir tam koyduğumda da tesadüf olmuştu. Hatta sizle irtibata geçmiştik hocam. Benim için de çok önemli. Bu arada sorularınızı yazabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa bir tane şey sorusu gelmiş. Ürünleri nereden alabiliriz diye. Ben canlı yayının altına etiketlerim. Siteyi de yazarım zaten oraya. Hocamızın Daily Wellbeing sitesi var. Oradan istediğiniz ürünü Şuradan. alabilirsiniz. Ben söyleyeyim. dailywellbeing.shop web sitesi. Evet, ben oraya yazacağım zaten. Bu canlı yayının altına yazacağım. Temizlik kitini özellikle sormuşlar. Evet. Başka bir soru varsa sorabilirsiniz. Ebru hocamızı Evet, beni canlı yayında bulmuşken çünkü hakikaten bulamazsınız. Çıkmıyorum çünkü. bulmuşken. Yani direkt soru sormak için sertifika programlarına yazılmanız gerekiyor. Hani böyle bir şey olmuyor. Rica ederim. Şifa olsun. Kitabı okudum, eğitimlerinize de katıldım diyor. Ne kadar güzel. Evet. Çok güzel. Hocam zaten ben herkese öneriyorum Kendiniz Kaderiniz Değildir kitabını. Herkes okumalı ve başucu kitabı bence. Göstereyim onu da. Benim anamurda kalmış, o yüzden gösteremedim. O zaman şunu da gösterelim. Evet, nefeste saklı hayat değil mi? Madem gündelik rutinler konuşuyoruz, değerli izleyenlerimiz, bir Aa, tane de evet, unuttum. Wellbeing ajandası Kesinlikle. çünkü Wellbeing ajandasında aylara ve sezonlara göre arkadaşlar her gün Bilgiler mevcut. size öneri veriyorum. Ve her güne tik atarak motivasyonunuzu yükseltecek gündelik rutin önerilerimi bulacaksınız ve daha büyük ajandası zamansız bir ajanda. Yani bu ajandaya başlamak için Ocak ayını beklemenize gerek yok. İstediğiniz her an alıp istediğiniz aydan başlayabilirsiniz. Zamansız bir ajandadır. Tabii ki bende de var. Tabii ki. Bütün öğrencilerimiz olması Evet. lazım. Kesinlikle. Sormuşlar hocam. Kronik kabızlık için öneriniz nedir? Kronik kabızlık için öncelikle vata çayı, vata baharatı, kesinlikle diyafram nefesleri, pranayama egzersizleri benim eğitimlerimde öğrettiğim ama benim YouTube kanalımda bu nefeslerle ilgili bir sürü videom var. Yani eğitimlere katılmadan YouTube kanalımda veya sosyal medyada paylaştığım videolarımdan da öğrenebilirler. Aynı zamanda Nefeste Saklı Hayat kitabımda da anlatıyorum çok detaylı bunları. Ve tabii ki de kronik kabızlığın stres yönetimiyle çok ilgisi olduğu için nefes teknikleriyle birlikte meditasyon da öğrenseler yapmasını ne kadar güzel olur. Ama ilk olarak ürünlerden vata baharatı, vata çayı ve ne olur en azından bir diyafram nefesi öğrenin. Diyafram nefesiyle bağırsaklarınız, vagal simülasyonunuz hepsi dengeye girsin ve o sindirim sistemi çalışsın. Kesinlikle
Kesinlikle. Yani hocam zaten benim de çok önem verdiğim şey, bazen ücretsiz çalışmalar ben de yapıyorum nefesle ilgili. Ya yani YouTube'da sizin videolarınız olur. İstedikten sonra her yerde bulabilirsiniz nefes çalışmalarını. Yeter ki isteyin. Yani istedikten sonra tabii bulabilirler Evet. ama Türkiye'de nefesle ilgili biliyorsun çok büyük bir bilgi kirliliği de var. Evet, doğru. O yüzden özellikle izleyenlerimizin nefes egzersizleri araştırmalarında burun nefeslerini yapan eğitmenlerin videolarını izlemelerini özellikle ben buradan uyarmış olayım. O yüzden lütfen ağız nefeslerinden uzak duralım, burun nefeslerine yönelelim. Sağlık ve denge burunda gizlidir. Ağız tam tersidir. Hocam yurt dışına gönderim var mı diye Var. sormuşlar. Web sitesinde yurt dışı her şey var. Tamam. Bir de şey çocuklar için öneriyor musunuz demişler. Bir çocuk doktoru hanımefendi Neyi? soruyor. Neyi? Ürünlerinizi hocam. Ürünlerinizi Yani çocuklar için öneriyor musunuz diye şimdi şöyle sormuş. söyleyeyim. Birincisi çocuğun yaşı önemli. Yani bir bebek kullanamaz tabii ki. Ama mesela derseniz ki nasya yağı yani burun için emlendirme kullanabilir. Ama neden bahsediyoruz? Hangi üründen? Yani çay kaç yaşında çocuk? Yani şöyle söyleyeyim. Çocukların kullanmasında herhangi bir çocukların kullanımına yönelik bir mahsur yok. Ama bu çocuk doktoru benden çok daha iyi bilir. Çocuğun bir alerjisi varsa o baharatlara yani bunları bilmek lazım. Alerjisi olmadığı sürece ilkokula giden bir çocuk, ilkokul çağındaki bir çocuk çaylarımızı, baharatlarımızı, bütün ürünlerimizi kullanabilir. Özellikle ben şunu belirteyim. Nerede o paketim acaba? Ha. Özellikle şu Netipot ve Nasya yağı okula giden çocukların kullanması için nezle ve gripal enfeksiyonların engellenmesi için son derece faydalı. Yani benim öğrencilerim, çocukları sabahları okula gitmeden bunu yapıyor, servise binmeden. Çünkü viral enfeksiyonlara karşı hem sinüslerini temizlemiş oluyorlar, hem de nasya yağıyla da üstüne içinde saf uçucu yağlar, okaliptüs falan çok harika bir formül, kalkan sağlamış oluyorlar. Kesinlikle yanımızdan ayırmıyoruz biz de. Ben de göstereyim. Ya ben ayırmıyorum çünkü sürekli dışarılardayım. Bir de ben batayım. Cildim çok kuru. Klimalarda özellikle kışın kalorifer yandığında benim burnumun içi hemen kuruyor. Burun içinin kuruması son derece zararlı bir şey. Özellikle gece uyurken ağız nefesine geçtirir. Ağız nefesi kalp ritmini bozar. Evet. Ağız nefesi zamanla fizyolojik sistemleri dengesizleştirir. Yani... Her şeyi bozuyordu zaten. Evet, kesinlikle. O yüzden özellikle kışta geliyor. O yüzden nasya yağını mutlaka bulundurun diyorum, ben de öneriyorum. Ve hocam sizin kitaplarınız da bu arada bazen, ben öneriyorum da bazı kişiler böyle kitap okumayı sevmiyorlar. Storytel'de de var. Var. Hatta evet, onu da söyleyeyim, belirteyim. Mutlaka bir şekilde okuyamıyorsanız oradan dinleyin. Evet. Evet, başka sorunuz var mı? Ben başka bir şey göremedim. Bayağı şey yazan var ama teşekkür eden çok olmuş. Biz teşekkür Ben ederiz. de teşekkür ediyorum. Şeyleri de göstereyim o zaman. Bir dakika. Aromaterapi. Aa, evet hocam. Bir Aromaterapi dakika. yaptı. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle iş yaşam dengesi dediğimiz zaman ofislerde çalışanlar, hepimiz sonuçta çalışıyoruz. Koku duyusu iş yaşam dengesinde çok efektif kullanabilirsiniz. Bunun için aromaterapi yağlarını kullanabilirsiniz bir difüzer eşliğinde. Şöyle bir aromaterapi well-being setimiz var. İçinde gördüğünüz gibi 12 tane farklı saf uçucu yağ var. Evet. Ben bunları hani bazı kokuları işte eğer çok kalabalık bir toplantıya gireceksem viral enfeksiyonlara karşı kalkan olması için işte kekik yağı, alan temizliğine ihtiyacım varsa enerji alanı, ada çayı, kendimi böyle işte neşelendirmek istiyorsam limon, efendim patçuli veya özellikle ıtır çok severim. Bunları difüzerimde kullanıyorum. Ama hocam şimdi ofiste difüzer, saf uçucu yağ nasıl yapacağız?
Çok pratik bir öneri değil bu diyenler için de roll-on'ları ürettik. Ben Kafa, kullanıyorum pita, roll-on. ah ben de kullanıyorum ve butter roll-on'lar. Bunlar arkadaşlar ucunda böyle metal birbiliyesi var. Nabzınızın attığı noktalara sürüp hafif akupresür etkisiyle sürüp kokladığınızda hangisi elinizdeyse şu an sinirleri açıcı kafa ve enerji yükseltici kafayı kokladım kırmızı olanı. Birdenbire duygu durumunuz neye hizmet ediyorsa bu elinizdeki ürün sizin duygu durumunuzu oraya getirir. Vata stresli bir zihin için. Stresliyseniz eğer işiniz çok stresliyse vata rolonu çantanızda, masanızda her zaman bulundurabilirsiniz. Eğer çok sinirleniyorsanız da pita. Bu da sinirleri yatıştıran kokular, sap ucu rüya karışımları. Ben pita vata olunca hocam pitayı almıştım direkt. Evet, çok güzel ama gerçekten. Evet, gerçekten ben de çok pratik. Çantaya at, masana koy. Hani difüzer peşinde koşmana gerek yok. Kesinlikle. Yani bir de hocam çok büyük bir ben sizle tanışmak benim için kurtarıcı oldu. Çünkü ben bu tarz ürünleri kullandığım zaman hani iyi olsun isterim. Güvendiğim bir yer olsun isterim. Tabii. Tanıştıktan sonra zaten gözüm kapalı yani ben de rahatladım ürün alırken. Araştırmalar Şifa bile yine olsun. bulmuyorum artık. Şifa olsun. Yani gerçekten 10 küsür yıllık know-how'ımı 3 yılda ürün geliştirmeyle birleştirdikten sonra 14. yılda bu ürünler ortaya çıktı. Dolayısıyla Aybikecim biliyorsun benim de nasıl bir Alman ekolü perfeksiyonist olduğumu. Ben zaten eğer tatminsem o ürün okeydir yani. Aynen öyle hocam. O zaten hiç gerisini ben sorgulamıyorum. O site base okeydir benim için. Sen beni tanıdığın için. Evet. Memnun Kesinlikle. oldum. Bu gece böyle bir şey yaptık. Bu yayını koyacak mısın sen Evet hesabına? hocam koyacağım. Aynen hesabımda olacak. Altına da ürünlerle ilgili siteyi de eklerim. Almak isteyenler oraya direkt yönlenebilir. Onun dışında ben de elimden geldiğince Ebru Hoca'nın öğrencisi olarak ürünlerle ilgili bana sorular da sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla ben de aktarırım. Teşekkür ediyorum hocam bu akşam için. Beni kırmadığınız, geldiğiniz için ve günün Rica ederim. önemi için. Ne demek? Ben nazik davetin için çok teşekkür ederim. Gündelik rutinlere devam ediyoruz. Kesinlikle. Bir rutin bir rutindir. Aman bir rutinden ne olacakmış diye sakın bu şekilde düşünmeyin. O bir rutin, bir bakmışsınız 3 ay sonra 2 rutine çıkmış, 6 ay sonra 3 rutine çıkmış ve bir Kesinlikle. bakmışsınız benim gibi seneler sonra kendiliğinden bir sürü rutininiz olmuş ve hem fiziksel sağlığınız, hem duygularınız, hem zihinsel olarak dengeniz bambaşka bir yere taşınmış. Asla kendinize yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyin. Kesinlikle hocam yani mutlaka bir deneyin. Ya yani en azından bir deneyin. Denedikten sonra zaten göreceksiniz. Yani Tabii ki. evet çok önemli. Bir de son şeyi de eklemek istiyorum. Funda Hanım şey yazmış. Doktor kendisi sanırım Hipokrat besinler besiniz olsun sözü aklıma geldi yayınızı izlerken. Farkındalık yarattığınız için teşekkür ederiz demiş. Biz de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir katkıda bulundu kendisi. Tüm izleyenlerimize, herkese harika bir akşam diliyorum. Sirkadiyen ritimlere uyalım. Lütfen 11'i geçirmeden de yatağımıza yatalım. Daha mutlu ve huzurlu bir hayatı elimizin avucunda olduğunu unutmayalım. İmmün sistemi için birincil şarj mekanizması olduğunu unutmayalım. Sirkadiyen ritimlere göre uyku bizi tüm hastalıklardan koruyan birinci mekanizma. Evet hocam onu da son ekleyelim. Gerçekten çok doğru. Yani ben sizinle tanıştıktan sonra zaten bunu öğrendikten sonra uykumu daha öne aldım. Yani 11'de artık yatağa giriyorum. Hani o da muhtemelen sinirim sistemimin Tabii. düzelmesinde etkendir. O da çok önemli bir bilgi yani Çok. gerçekten. Çok. Ne kadar geç yatıyorsak o kadar ertesi gün yaratıcılıktan yoksun, verimliliği düşük, enerjisi düşük. Sindirim sistemi düzgün çalışmayan, hücresel rejenerasyonu zaten tamamlanmamış, yarım kalmış, stres, o leptin ve gerilin açlık ve tokluk hormonları da karıştığı için birbirine, dengeleri bozulduğu için kilo alma eğilimleri yükselir. Unutmayın arkadaşlar, biz uyurken zayıflıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Uyurken zayıflıyoruz. Ama zamanı
Onu da hocam. Yani İşte onu da onu bilmiyorum. söylüyorum. Sirkadiyen ritimlere göre çok Evet. güzel dedin. Yani sakın yani gece 1'de 2'de yatıp da zayıflamayı düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Gece 1'de 2'de yatağa gidiyorsanız zaten kilo veremezsiniz. Böyle bir şey yok. Kesinlikle. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkese çok muhteşem bir hafta, muhteşem bir akşam diliyorum. Teşekkür ediyorum katılanlara, katkıda bulunanlara ve size hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.